Gıda ipleri oluyor. Gıda ipleriyle de tutturmak olabilir. Görüntü itibariyle daha şık olur. Şöyle bir daha tekrardan göstereyim. Şöyle sarıyoruz tavuğumuzu. Ve tavuğumuzu yağda sıvı yağından daha sonra birazcık tereyağı ekleyerek kızartıyoruz. Sıvı yağımızı tavamıza ekliyoruz. Tavuklarımızı kızartmak için. Tavuklarımızı tavaya alabiliriz. Birazcık kızardıktan sonra daha sonra tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. Fırında pişireceğimiz için tekrardan tavamızda birazcık yüzlüyoruz. Tavuklarımız iyice kızardı. Altını kapatıyoruz. Ve kesimizi alıyoruz. Kırık kesimini içerisine şöyle yağından ekliyoruz. Lezzet açısından. Tavuklarımızın üzerlerine haşer ekliyoruz. Ve minik domateslerimizi atıyoruz. Ve 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Şimdi sıvı yağımızı alıyoruz. Tavamızı ekliyoruz bir miktar. Zerdeçalımızı sıvı yağımızla birlikte eritip karnabaharımıza eklediğimiz zaman hem zerdeçalın vücudumuzdaki faydaları daha etkili olur hem de renk açısından daha iyi olur. Bir parça da tereyağı ekliyoruz. Renk açısından zerdeçalımızı tavada karıştırarak yaparsak daha iyi bir sonuç alırız. Zerdeçalımıza içerisine karnabaharımızı ekledik ve karıştırıyoruz. Çok lezzetli bir püre oluyor. İsterseniz içerisine birazcık patates de ekleyebilirsiniz. Şöyle püremiz hazır. Fırından tavuğumuzu çıkaralım ve sunumumuza geçelim. Bahar püremizi tabağımızın ortasına ekliyoruz. Tavuklarımızı karnabahar püremizin ortasına ekliyoruz ve minik domateslerimizi. Taze soğanımızla servis yapıyoruz. Süslüyoruz ve şeflerimize sunuyoruz. Afiyet olsun.